Bursa'da 10 bin tane bayan var fuhuş yapan 3 aşağı 5 yukarı. Ülkenin 7'de biri fuhuştan geçiniyor. Biz aşurenin peşindeyiz. Bursa'da 500 bin uyuşturucu müptelası kullananı insan var. Uyuşturucunun pençesinde. Bunlar uzaydan gelmiyor ya uyuşturucular. Satıcıları da var. Satıcıları da var bunların. Biz ama aşurenin peşindeyiz. Sen aşure dağıtamazsın. Uyuşturucu dağıtabilirsin. Evet. Fuhuşa göz yumabilirsin. Veya bir işte şarkıcı, türkücü getirebilirsin. Ona da şarkı, türkü söyletebilirsin. Sema edip aşure dağıtamazsın. Sema edip aşure dağıtamazsın. Sema edip aşure dağıtıp dua edemezsin. Kendi yerimde. Kendi yerimde. Parasını ödediğim yerimde. Evet. Kendini bilmeyen bir insan olmuş olsa dökülür sokağa. Düşünün, hepinizin kiralık ama kiralık değil. Değil mi? Bir evi var, bir yeri var. Var mı? Siz oraya giremiyorsunuz. Ne acı bir şey değil mi? Gidiyorsun, kapıya bir tane polis aracı var. Bir de kilit var. Kilitte kimin olduğu belli değil. Soruyoruz iki gündür ya. Açın şurayı, kendi yerimiz girelim. Kilit bizde değil. Kimde? Kimde olduğu da belli değil. Ama kim kilitledi? Uzaylılar geldi, kilitledi namussuzlar. Dediler ki bu tahta önemli. Beşinci element. Bulduk dediler. Uzayda olmayan bir element çünkü. Evet. Geldiler, kilitlediler. Tahta bizim dediler. Evet. Ya kafa yapıyorsun? Kafa yapmıyorum kardeşim meydanda. Tahtanın etrafı Osman Gazi Belediyesi'nin iş makineleriyle çevrili mi çevrili. Vay be, benim tahta ne tahta be. Tabii. Yürür mürür bakarsın yani kıyameti koparır. Bir de keramet ehli benim tahta. Üzerine 3-5 bin kişiyi de koyar, uçan alı gibi heykelden doğru aşağı doğru gider. Yani düşünün, herkes de peşinden koşar tutayım diye. Tutamazlar ki. Öyle bir tahta o. Tabii. 3-5 bin kişi ben böyle azdan söyledim. Aha, doldur artık. Göğün sahibi Allah. Üst üste yığ hepsinde. Kur halakayı. Tahta bu ya, Allah Allah. Dolaşmayacağı yer yok. Dolaşmayacağı yer yok. Böyle gidiyor. Nereye? Tahta gidiyor. Yakalayabilirsen. O yüzden yani bu iş makineleri yetmez. Üzerine bir de zincirlemeleri lazım. Tahtayı sabitlemeleri lazım. Şaban kaynattın mı yere onu? Eyvah! Her an kafasına göre takılabilir o zaman Şaban. Şaban sen de uzaylılarla mı anlaşıyorsun yoksa? Tabii. O yüzden tahta, beşinci element önemli. Bu gecede bak, beşinci elementin kerameti, tahtadan konuşuyoruz bak. Nasıl konuşturuyor bizi oradan bak. Hani diyor ki benden bahset. Nasıl basbaya muhabbet oraya getir diyor. Ben önemliyim diyor. Nasıl önemsiz görürsün? Koca emniyet diyor geldi. Benim başımda nöbet tuttu diyor. Şimdi yarın da tutarlar ona. Çünkü bu tahta normal bir tahta değil. Bakarsın yarın bir davul bir zurna getirir oraya. Tahta bu. Demirtaşlıları da çağırır. Var patlasın çal oynasın. Ne oldu? Tahta coştu. Eyvah! Onun sağı solu belli değil. Ertesi'nin bir bakmışsın zeybekleri çıkarmış. Ne? Tahta coşmuş, zeybekleri çıkarmış. Benim suçum yok. Ben burada oturuyorum.
Hüseyin de diyor, ne zaman zikrullah başlayacak tahta? Zaten ne diyor, etmese o kadar başında toplanır mı? Toplanır. Tahta önemli. Bizim Hacı Cafer diyor ki, Türkiye'nin iki tane en büyük problemi var diyor. Birincisi diyor, senin tahta. İkincisi diyor, Türkiye'nin 12 mil meselesi diyor Yunanistan'la. Cafer de Mustafa Özbağ'la işte. Yani tahtayla 12 mili bir yere koydu. Tamam dedim Cafer dedim ya. İçimden dedim ki tamam. Cafer de tahtadan nasibini almış dedim. Türkiye'nin iki tane öne. Tağıl, mağıl, onlar tağıl koridoru, Kuzey Irak, öyle onlar mesele değil. En önemli mesele tahta meselesi. Şükür hamdolsun. Tahta bugün günün favorisi. Tahta zirve yaptı. Yakında borsaya morsaya girerse kağıdı havada uçuşur. Tahtanın bu kadar zirve yapacağını ben bile tahmin edemezdim. Lütfus da neredeyse diyecek ki bu tahta nerede? Bir öpeyim ben bunu. Öptürmüyorlar. Kapalı. Kimseye dokundurmuyorlar. Kitli. Dokunmak yasak. Dokunan çünkü keramet ehli olacak, evliyadan olacak. Enteresan bir tahta. Sakın çıkınca siz de ben tahtaya dokunacağım diye uğraşmayın, yanarsınız. Dokunmak yasak, görmüyorsunuz mu? Etrafı çevrili, Allah muhafaza. Kimisini elektrik çarpar gibi çarpar. Kimi ne yapacağı belli değil. Tahta bu, sağı solu belli değil. O yüzden Allah muhafaza eylesin. Bu akşamki sohbetimizde tahtasızlara tahtaydı. Size değildi bu. Benim sıkı takipçilerim var tahtasız olarak. Onlar tabii bu tahta muhabbetinden sonra belki de tahtaları yerine gelir. Onlar benim tweetlerimi takip ediyorlar, sohbetlerimi takip ediyorlar. Dervişler takip etmiyor beni o kadar. Evet, ben bir tweet atmışım, dervişlerin umurunda değil. Bakıyorum kaç beğeni olmuş, 150 beğeni, 200 beğeni. Diyorum ya bizim dervişler, vallahi diyorum ya, ilgilenmiyorlar benimle. Bizim o gizli el, nefes nefese takip ediyor beni. İyi bir takipçim var. Veya takipçilerim var. Ben bir tweet atıyorum, diyorum ki tahta kuruluyor, hemen geliyorlar, dolaşıyorlar. Değil mi Şaban? Tahta önemli. Videoya çekiyorlar. Değil mi? Fotoğraf çekiyorlar. Tahta ne yapıyor diye. Evet. Bir de ziyaret ediyorlar tabii. Üzerine bir de kubbe koyacağım. Yazacağız oraya. Tabii. Dua edenin duası kabul olunur. Tabii. Çaput bağlama yerleri. Tabii. Mum yakma yerleri. Tabii. Böyle hurafe yürüyor. Tabii. Herkes gelecek. Çocuğu olmayanın çocuğu olur. Yeter ki tahtaya bir dokun. Tahta önemli. İşi bozuk olan, eşinden ayrılmış olan, evlenemeyen, evlenecek olan, çocuğu olmayan, işi olmayan herkes gelsin bir tahtaya dokunsun. Tahta önemli çünkü. Allah muhafaza eylesin. Ama tahtaya da çarpılmasın. Dikkat etsin herkes. Tahtanın da tersi sakat. Çarpar atar. Allah muhafaza eylesin. Amin.